Erdoğan'ın insan hakları eylem planını açıkladığı Mart ayından beri insan haklarında gerilemeler arttı. Tutukluluk istisna haline getirilecekti, neredeyse tahliye istisna oldu. Düşünce suçu ortadan kaldırılacaktı, düşünceye baskılar çoğaldı. Ve şimdi artık alenen parti kapatmalar, gazetecileri ölümle tehditler başladı. Eylem planını ciddiye almayıp Erdoğan dünyayı kandırmaya çalışıyor diyenler haklı çıktı. Şimdilerde bir başka senaryo dillendiriliyor. Bazı yorumcular Gezi davasının genişletilerek yeniden başlatılması, HDP'nin kapatılması türünden son operasyonların MHP çizgisindeki Avrasyacı derin devletin işi olduğunu savunuyor. Poliste, yargıda, bürokraside ağırlığı olan bu yapının amacının Erdoğan'ı Batı karşısında zor duruma düşürmek olduğu savunuyor. Yorumu biraz zorlayınca Erdoğan iyi de çevresi kötü noktasına ulaşmak mümkün ya da Erdoğan'ı sıkıştırıldığı köşeden kurtarmak gerektiğini düşünmek de mümkün. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki devlette Erdoğan'dan habersiz kuş uçmuyor. Kimin tahliye olacağının belirlenmesinden kupon arazilerin tahsisine, hangi ihalenin kime verileceğinden hangi davaya hangi hakimin bakacağına kadar hemen her konuda kendisi karar veriyor. O yüzden bir yandan özgürlükçü yargı paketi açıklanırken bir yandan HDP'nin kapatılması için hazırlık yapılmasını devletteki farklı güçlerin çatışmasından ziyade iyi polis kötü polis oyunu gibi okumak bana daha doğru geliyor. Elbette yargıda ve emniyette özellikle İstanbul ve Ankara ekipleri arasındaki güç mücadelesi artık sır olmaktan çıktı. Yine de bu çatışmanın Erdoğan'ın tam kontrolü dışına çıktığını söylemek zor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken 14 Haziran'da yapılacak Biden-Erdoğan görüşmesinde insan hakları ve gazetecilere yönelik baskılara dair ciddi endişelerinin gündemde olacağını açıkladı. Erdoğan o görüşmeye koltuğunun altında HDP'nin kapatılma dosyası ve boynunda dünyanın en büyük gazeteci hapishanesini inşa eden lider yaftasıyla gidecek. Bundan böyle hiçbir iyi niyetli yorum ya da göstermelik adım bu demokrasi katliamında onun tek adam olarak oynadığı başrolü azaltamaz. Sorumluluk onundur, bedeli de o ödeyecek.